Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması Cumhurbaşkanı adayı olduğu günden itibaren konuşuluyor, tartışılıyor. Ortada bir diploma var mı yok mu? Şu ana kadar kimse gerçek diplomasını görmedi. Yani en azından Erdoğan'ın diploması diye ortaya konanların ne tarihleri ne o dönemki işte rektörlerin ya da işte bölüm başkanlarının isimleri vesaire bir türlü tutmadı. Hatta Erdoğan bir dönem çıktı bu diploma tartışması devam ederken sanırım yok başkanına seslendi. Ya bizim şu diplomayı bir çıkarın ya da o günkü Marmara Üniversitesi'nin rektörü müydü hatırlamıyorum. Şu diplomayı bir çıkarın gösterin dedi. Gördük mü? Görmedik. O gün bugündür nasıl bir cesarete sahipse o Marmara Üniversitesi'nin rektörü ya da YÖK Başkanı bence tebrik etmek lazım. Erdoğan'ın sözünü yerde koydu ve bize o diplomayı bir türlü göstermiyor. Buradan da Erdoğan'a şikayet ediyorum ben o rektörü ve yok başkanını bizimle diplomayı paylaşmadığı için. Şimdi son durumsa şu. Erdoğan'ın diplomasının fotokopi üzerinden onaylandığını öğrendik. Dahası o fotokopi üzerinden onaylayan memura soruşturma açmayan kişiler sadece uyarı cezası vermekle yetinmişler. Ayrıntılarına bakalım şimdi. Türkiye Noterler Birliği dönemin başbakanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının fotokopisini dairemizce onaylanması istenilen iş bu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve örnek verildiğini onaylarım şeklinde tasdik eden noter katibi hakkında soruşturma açmayan İstanbul 15. noteri Necla Akgün'e uyarma cezası verdi. Yani Noterler Birliği olay şöyle cereyan ediyor. Erdoğan orijinal diploma ile beraber gidip işlem yapması gerekirken ya da müvek, işte avukatları sadece fotokopiyle gidiyorlar. Oradaki memur yani işlemi yapan memur orijinalini görmediği halde aslını gördüm deyip tasdik ediyor. İlgili noter memuruna soruşturma açmıyor. Türkiye Noterler Birliği ise sadece ve sadece uyarı cezası vermekle yetiniyor. Nasıl? Yani siz gidin herhangi bir noterde en küçük, en basit bir işlemi bu türden bir hukuksuzlukla yapın. Başta kendinizin, sonra o işlemi yapan memurun, sonra o işleme göz yuman noter denilen kişinin başına neler geliyor hep beraber izleyin. Ama iş Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamı Cumhurbaşkanlığı söz konusu olunca enteresan bir şekilde Diplomayı görmüyoruz, onaylıyoruz. Sonra da uyarı cezasıyla bütün bu mesele kapatılıyor. Ama diploma var mı var? Kesin var. Hatta çıkarıp gösterecekler bir ara o diplomayı. Hep beraber diplomayı göreceğiz. Şimdi e, bir yandan yine yorumlarınıza bakayım. E, sen kimsin diyor. Evet, beğen tuşuna basarsanız güzel olur diye bir arkadaşımızın e, tavsiyesi var. Ben de katılıyorum. Birisi de diploma ile bu işler olmuyor diyor. Yo, usul esası bozar diye. Ee, hukukta bir kaide var. Yani usul yönünden şartlar yerine gelmemişse siz o işi yapamazsınız. En azından Türkiye Cumhuriyeti kanunları ya da uluslararası hukuk bunu söylüyor. Ama tabii Türkiye'de artık hukuk askıda olduğu için siz de pekala böyle yorumlar yazabiliyorsunuz e, videonun altına.